Evet, bundan tam 101 yıl önce 23 Temmuz 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi ulusal egemenliğe giden yolda bağımsızlığın atılmasında önemli adımlardan biri olmuştur. Tabi Gazi Meclisi'nin kuruluşunda da Erzurum Kongresi'nin önemi büyüktür. Bizler de TRT Haber ekibi olarak Erzurum Kongre binasının hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım Ertaş Koçak binadan detayları paylaşırken ben de tarihi süreci sizlerle paylaşayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Erzurum'da sürdürdükleri bu kongre sayesinde ülkenin bağımsızlığa giden yolunu açtı. Türk milletinin var olma mücadelesindeki ilk refleksini ve kararlılığını gösterdiği tarihi kongrede alınan milli sınırlar içerisinde vatan bölünmez bir bütündür. Parçalanamaz kararlarıyla milli mücadele yolunda büyük bir aşama kaydedildi. Kongre öncesi 53 gün boyunca Erzurum'da konaklayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk delegelerle birlikte Erzurum Kongresi gerçekleştirdi. Şu anda ekranlara gelen bu tarihi binayla birlikte yoğun çalışma sonrası 14 gün süren ve bugünlere de ışık tutan Erzurum Kongresi'nde alınan kararları da sizlerle paylaşalım. Milli sınırlar içerisinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgale karşı millet topyekün kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz gerçekleştirilmesine de karar verilmiştir bu kongreyle birlikte. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk tabi 52 gün boyunca da Erzurum'da konaklamış. Atatürk evinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtuluşa giden yolda önemli mücadeleler vermiştir ve bu mücadele tabi ilk olarak Amasya tamimiyle bağımsızlığa giden yolun başıdır. 22 Haziran günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum'a gelmeden önce önemli kararları imza atmıştır ve Amasya tamiminde bütün dünyaya vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali büyük sesle duyurulduğu bir gün oldu. Ardından Erzurum Kongresi yapılmıştır. Dediğimiz gibi 23 Temmuz 1919'da manda ve himaye reddedildi. Dilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz gerçekleştirilmesine karar verilmiştir ve burada alınan kararların ardından tabii ki 4 Eylül'de de Sivas Kongresi gerçekleştirilmiştir ve kongrede milli egemenlik ilkelerine dayanığı yeri Türk Devleti'nin kuruluşunu temel alan vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz kararlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri artık atılmıştır. Gördüğünüz bu kongre binasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve delegelerle birlikte buraya gelerek kongrenin Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Tabii kongrede 3 esas maksadı vardır. Vatanın bütünlüğü muhafaza ve müdafaa etmek, yine milli istiklalin dokunulmazlığını ve tamlığını sağlamak, yine Kuvayi Milliye Amin ve İrade-i Milliye'yi hakim kılmak olarak burada tarihe geçmiştir bu kongre süresince. Tabii bu